Microsoft Excel programında ad soyad birleşik yazılmış hücreleri nasıl ayrık olarak adları soyadları yapacağımızı göstermek istiyorum. Bunun için pek çok yöntem var. Şu anda ilk yapacağımız örnek menülerden metin sütunlara dönüştürü kullanarak yapacağız. Daha sonra formülleri kullanarak da nasıl yapıldığını, fonksiyonları kullanarak da nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şimdi burada öncelikle normalde giriş menüsünde olduğunuzu varsayalım. Veri menüsünden metni sütunlara dönüştür. Tıklamamız gerekiyor. Ancak bunu tıklarsak bir hata verecek. Neden? Çünkü şu hangi hücrelere uygulamak istiyoruz? Metni seçiyoruz. Bu hücreleri ayırmak istediğimiz için metni sütunlara dönüştür diyoruz. Bir metni sütunlara çevirme sihirbazı geliyor. 3 adımlı. Burada ilk seçeneği seçiyoruz. Aradan virgülle veya sekmeyle ayrılmış. Bizde de boşlukla ayrılmıştır. Daha sonra burada ileri diyoruz. Burada biz eğer virgülle ayrılmış olsaydı virgülle ayrılmışı seçecektik. Noktalı virgül ayrılmış olan veriler olsaydı bunları seçecektik. Bizde boşlukla ayrılmıştır adres ve adlar. Boşluğu seçiyoruz o yüzden. Daha sonra bakın burada da görüyoruz nasıl ayıracak. Böyle ayıracak. Hüseyin Arslan'ı. Hüseyin Arslan, Tevfik Demir'i bu şekilde ayıracak. İleri diyoruz. Burada da sütunun veri biçimi yani buradakiler metinse metni de seçebiliriz. Gene de seçebiliriz. Ama buradaki veriler tarih verisi olsaydı tarihi seçmemiz gerekirdi. Onun da tipini buradan seçecektik. Şu anda geneli seçebiliriz. Ya da metin de olabilir ama geneli bırakıyorum ben. Son dediğimiz zaman bu şekilde ne yaptı? Sadece adları burada bıraktı. Soyadları buraya almış oldu. Yani şunu artık soyadını silebiliriz burada. Burayı soyadı yapabiliriz. Soyadı yaptığımız zaman bu şekilde kolay bir şekilde ad ve soyadları ayırmış olduk. Diğer yönteme bakarsak şimdi iki tane formülle yöntemimiz var. Bir tanesinde önce bul fonksiyonu ile bakın fonksiyonumuz burada eşittir bul boşluk yani tırnak içinde bir boşluk görüyoruz. Boşlukları bul. Şuradaki neredeki B2 hücresindeki boşluğu bul diyoruz. Ve onu ne yapıyor? Boşluk kaçıncı karakter olduğunu bize veriyor burada. 8. karakter bakın. Mesela Tevfik için sayalım. 7. karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harf. Boşluk 7. karakterde olduğu için 7'yi buldu. Bu şekilde diğerleri için de uyguluyoruz. Burada ise parça al fonksiyonunu kullanıyoruz. Eşittir parça al. B2 yani içinden parçalanacak. Ad soyad birleşik yazılan yer burada. Burada ne yapıyoruz? Biz parça al. Yalnız burada çift adlılarda ad soyadı da şey yapıyor. Onu diğer yöntemde onu da düzeltmiş halini göstereceğiz. Çift adlılarda ikinci adı da soyadı olarak yazmış oldu. Sadece adı ayırmış oldu. Şimdi burada parça al B2 fonksiyonundan yani şuradaki şeyden hücreden bir tane karakterden birinci karakterden başlayacak ve C2'de bulduğu karakterin bir eksiği kadar. C2'de bulduğu karakter 8'di. Bir eksiği 7. karakterden itibaren parça alacaktır. İlk 7 karakteri demek ki alacaktır. Burada nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karakteri aldığına göre Hüseyin'i almış oldu. Burada da ne yapacaktır? 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter alacaktır. Dolayısıyla 7'nin bir eksiği Tevfik olarak yazacaktır buraya. Bu şekilde şey yapıyor. Diğer soyadı kısmına da şu formülü yazıyoruz. Eşittir parça al. B2 hücresinden evet şuradaki hücreden C2'deki değerden başlayarak yani boşluğu da sayarak isim ve bir boşluğu bulmuştu. İsim 7 karakterdi. Bir boşluk da 8. Demek ki 8. karakterden başla ve 30 karakter. 30 karakterlik bir alan. Bunu 35-40 de yazabilirsiniz. Yani maksimum soyad ne kadar olabilir? Maksimum 30 olabileceği için 30 yazdık. İsterseniz daha uzun soyadlı birisi olduğunu düşünüyorsanız 35 de yazabilirsiniz. Buraya yazacağımız formül de bu şekilde eşittir parça al B2 C2 30 şeklinde.
Buraya yazacağımız formül eşittir parçal B2 1 C2 eksi 1 ve burada da bunu buldurduk. Burada bunu, bu sütunu artık işimiz yok. Bunu buradan gizlerseniz veya silebilirsiniz ya da silerseniz çalışmaz gerçi formül ona göre çalışacaktır. Gizle dediğimiz zaman burada gizlendi. Bu şekilde ad soyadları ne yapmış olduk? Ayırmış olduk. Diğer bir yöntemde ise burada çift adlıları da ne yapıyor? İki ad, iki, yani iki çift adları da ad kısmına, soyadları da soyada yazmış oluyor. Bunun için formülümüz, uzunca bir formülümüz var. Burada gördüğünüz formül eşittir soldan fonksiyonu kullanarak yerine koy B2 tırnak içinde bir boşluk ve yıldız karakteri. Daha sonra uzunluk B2 eksi uzunluk yerine koy. Bu şekilde oldukça uzun bir formül. Şöyle biraz daha açarsak burayı. Formülümüz bu şekilde. Ad bulmak için bir formül. Soyad bulmak için formülümüz de artık parçal fonksiyonuyla B2'den, yani şu hücremizden, esas ayrılacak olan hücreden uzunluk C2'yi hesaplayıp artı 2 ekliyoruz. Ve uzunluk B2'nin uzunluğundan C2'nin uzunluğunu çıkararak, yani oradaki parçayı aldığımız zaman soyadını bulmuş oluyoruz. Bu fonksiyonları yazdığımız zaman gördüğünüz gibi daha sonra buradan tutarak ilk hücreleri yazdıktan sonra şu şekilde tutup diğerlerini de uyguladığımız zaman bu sonuçları bulmuş oluyoruz. Bu şekilde ad soyadları ayırmış oluyoruz. Yani en doğrusu, yani çift adlı olanları da bu şekilde bu formülle doğru olarak bulabilirsiniz. Diğerinde ise, diğer demin gösterdiğim yöntemde ise çift adlılarda sıkıntı var. Birinci adlarını yazıyor, ikinci adları sadece sınırlı kişilerde olsa bunları da buradan ikinci adları alıp buraya kopyalayabilirsiniz yeniden. Ama tek adlarda hiçbir sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkürler.